Ki MHP lideri Sayın Bahçeli çok tartışıldı biliyorsunuz. İşte ötenazi kavramı çıktı mı çıkmadı mı çıktı ama işte tamamen ee, bu ortadan kaldıracak mı acaba hayvanların uyutulmasını, öldürülmesini? Birçok soru var malumunuz. Sayın Bahçeli diyor ki Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder, köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur. MHP'de üzerine düşeni yapacak. Ne demek bu? MHP'de üzerine düşeni yapacaktır derken yani özellikle bu en kolay çözünmüş gibi gözüken bir süredir de o yönde e, tartışmalar yürüyordu biliyorsunuz e, otonazi ifadesini kim buldu Allah aşkına ya, ya otonazi dediğiniz şey birisi hayatı yani bir umut kesildiği kendi kararıyla aslında, tabii, hayatını sonlandırması. Hayatın, bunu da Avrupa'da mesela Fransa'dan, İtalya'dan, Hollanda'dan, Danimarka'dan İsviçre'ye giderler. İsviçre otonazinin uygulandığı bir yerdir. İzin verilmiştir. Ya bildiğim Oradaki, kadarıyla insanın kendi kendine, tabii, kendine ölmeyi istemesi. Evet. Yani, hayvanlar ötenazi nasıl? Nasıl yapacak tabii. yani? Hayvan bunun e, kararını e, verebiliyor e, mu? E, çok de, yanlış de. bir terim Bunu mecliste de. bu yasanın tasarısının içine kim koymuş? Ne olmuş? Bunu anlayamadık. Düzelttiler, uyutma dediler. Aslında bu itlaf e, bütün bunların hepsini bir kenara e... Sayın Ömer Çelik de AK Parti sözcüsü de bugün dedi ki yani bizim niyetimiz bir katliam vesaire değil. Bunun böyle konuşulması da doğru değil. Biz sokaktaki bir sorunu çözmek istiyoruz ve sokakları daha güvenli hale getirmek istiyoruz. Önce barınma, önce eee alınabilecek önlemler ama saldır, saldırganlaşmış ya da hastalığı olan hayvanlar için bu, bu bir uygulama olacak şeklinde bir açıklama başak getirdi adım, ama tabii bu şeyler yani baştan seçilen kelimeler Kullanılan ifadeler, tanımlamalar ediyoruz. yanlış olduğunda siz bir kere muhalefet diyelim, başka partiler diyelim, toplumun önemli bir kesmi diyelim. Onların bir şekilde karşı çıkacağı bir argüman sunuyorsunuz. Bundan kurtulabilmenin en önemli yolu nedir? Bir kere evet... Kendinizi iyi anlatmak zorundasınız. Kendinizi iyi anlatmak derken de mesela Sayın Ömer Çelik bunu anlatmış ama şimdiye kadar bu böyle, böyle anlatılmadı. Böyle mi? olmadığı için herkes sokaktaki köpekler yakalanacak, ee, onları götürecekler, ortadan kaldıracaklar şeklinde bir görüntü ortaya çıkıyor. Bakın, ben onun yazısını da yazmıştım size de göndermiştim. Evet. Avrupa'da özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde, Slovakya'da, Bulgaristan'da, Polonya'da. Ee, Romanya'da özellikle de Romanya'da bu konu sokak köpekleri konusu çok önemli bir toplumsal sorun halinde. Neden derseniz Avrupa Birliği belediyelere o ülkedeki ülke Avrupa Birliği üyesi bu ülkeler belediyelere sokak köpeklerinin barınması, yeni barınaklar kurulması, bakımları ve şey, itlaf edilmesi gerekenler neyse hastalığı olan olan onlar için bir takım uzman yardımlar ve fonlar ayırmış göndermiş. Bu ülkelerin büyük bir bölümündeki e, vatandaşlar e, belediyelere karşı çıkmışlar demişler ki Avrupa Birliği'nin fonlarını biz Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleriyle aynı ekonomik seviyede değiliz. Bizim için kullanmanız gerekirken köpekleri barınaklar için kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bir yanda köpek işte hayvan severler, bir tarafta da bu fonların bizim için kullanılsın diyenler kendi aralarında çok ciddi bir çatışmaya girmişler. Başka bir şey var. Romanya'da 250 bin kadar sokak köpeği var. Slovakya'da bu 100 bin civarında sokak köpeği var. Diyoruz ya Aa, Avrupa'da sokak köpeği yok. Bakın Doğu Avrupa ayrı, Batı Avrupa ayrı. Peki. Bu Fransa'da, Almanya'da bulamazsınız, ama orada var. Bu ırkçılığı da beraberinde getirmiş. Ne ilgisi var ki sokak köpekleriyle ırkçılık diyeceksiniz? Bütün bu ülkelerde, Bulgaristan'da, Romanya'da, Slovakya'da, Polonya'da Roman vatandaşlar çoğunlukta, çok Roman vatandaş vardır o ülkelerin Roman vatandaşları. Hı. Şöyle suçluyorlar, Romanlar kendi köpeklerini çoğaltıyorlar, bakmıyorlar, sokağa bırakıyorlar bu köpeklerin çoğalması başka Romanlar yüzünden. Büyümüş. Dolayısıyla Romanlara yönelik bir ırçılık ortaya Bizim kendi çıkmış. içimizdeki tartışma şimdi biraz. Bizi, evet, şimdi biz şuraya farklı. geliyoruz, zannediyoruz ki Türkiye dünyanın merkezi, her şey bizde oluyor, bizde bitiyor. Her konuda biz böyle düşünüyoruz. Ya başka ülkelerde de bunun örneği var. Bu var ama dört bir aynı ülke, değil tabii Dört, yani. tabii dört ülkeyi verdim ama başka ülkeler bunu çözmüşler. Nasıl çözmüşler? Gerçekten yakala, kısırlaştır. işte e, bulunduğu yerde bırak her neyse bak hasta olanı saldırgan olanı itlaf et bu, bu yöntemi çok iyi uygulamışlar. Ya Türkiye gibi büyük bir ülke Türkiye gibi olanakları büyük bir ülke bu sorunu bu kadar zamandır yakala, kısırlaştır, işini niye başaramadı? Çok geç kalındı. Niye Ama ben bir belediye başkanı olarak Tanju Bey'in ne söyleyeceğini ya da bu durumla siz Bolu'da nasıl mücadele ediyorsunuz? Ne herhalde, yapıyorsunuz? İlk kez bu yasa ile ilgili bir belediye başkanı görüş soruluyor. Ne komisyonda soruldu? Ee, ne Sayın İmamoğlu soruldu. da biz masada değiliz dedi. Yani, Yokuz bir yani şey, Belediye çünkü Başkanı. Konunun muhatabı biziz. E, ee, sorumluluk bize yükleniyor. Yani. Komisyondaki tartışma şu anda evet. ekranda. Tabii bir sürü tartışma yaşandı Hayır, komisyonda da. Bakın e, orada protesto edenlerin önemli bir kısmıyla... Muhabirimiz Gülgündüz'ün gönderdiği görüntüler. Doğru, önemli bir kısmıyla. Meclisin dışında da protestolar var. var evet. e, benim birçok konuda fikrimin uyuşmadığı insanlar. Yani var. artık birbirlerinin üstüne yürüyecek vaziyete gelmiş durumdalar. Ama, ama mesele çok ciddi bir mesele. Bakın siyasal Buyurun. olarak e, ben o eylem yapan insanların büyük bir çoğunluğu beni kınıyan ırkçı, faşist falan diyen insanlar. Hı hı. O eylemci arkadaşları tanıyorum zaten. Ben ama yani hayvan hakları savunucuları için. tabii hayvan hakları Peki. savunucuların önemli bir kısmı için söylüyorum. Ama bakın burada konunun asıl tarafı, asıl muhatap belediyeler, Doğru. belediyelerin bu konuda fikri alınmıyor Bakın benim şehrimde kısırlaştırma merkezimiz var. Tamam. Bölgede tek. Bölgede tek. Bölgede tek. O. Maalesef ilçelerin zaten kısırlaştırma merkezi, ilçe belediyelerinin Yapabilmesi mümkün değil, bütçeleri buna bütçeleri yetersiz. Peki. Özel idareler var bizim gibi il belediyelerinde, köylerin sorumluluk sahası. Köpeklerin çoğu köylerden geliyor bu arada şehir merkezine. Özel idareye herhangi bir şekilde fikrini soran yok. Özel idareye baskı yapan, sen kısırlaştırma merkezi yapacaksın diyen yok. Bizim ülkemizde sayıları yüz binleri bulan veteriner hekimler var. Bunları göz ardı ediyoruz. Bakın açık olarak söylüyorum, bu yasa bir katliam yasası. Ben vicdanen de, Peki bu değişmiş haliyle bazı oynamalar yapıldı yok, biliyorsunuz. Yok ötenazi falan zaten saçma sapan şeylerdi. Bir Türkçe bir kelime değil bir de kelimenin anlamını yorumladık. Ötenazi insanın kendi hayatına, Buket Hanım söyledi gayet güzel. Kendi hayatına kendi son verebilme hakkı. Hayvana fikrini sorabiliyor musunuz bu konuda? Sen ötenazi ister misin? Ha iki iki ayrı boyutu var. Bu yasaklı ırklar var, tehlikeli ırklar. Hı hı. Onlar bizim barınaklarımıza ömür boyu müebbettik gibi kalıyorlar. Evet. O hayvanlara üzülüyorum. Çünkü içeride kaldıkça da hırçınlaşıyorlar. Onların bazıları da üretim maalesef. Yani bir de hırçınlaşıyorlar. O boyutu var. Evet tedavisi imkansız hastalığı olan hayvanlar var. Bunların durumunu ayrıca düzenlemek lazım. Ama ben insani olarak da vicdani olarak da düşünüyorum. İnancımın gereği olarak da düşünüyorum. Ya ben bunu yapamam. Kusura bakmasınlar bu yasa bu şekliyle yasalaşırsa ki son halini görmüştüm değişikliklerden sonraki, hı hı. belediye başkanlarına ciddi ceza verecekler. Ya Bundan dolayı ben cezaevine girmeye de hazırım açık olarak söylüyorum. Bir dakika Şu ben falan bunu da uygulamam, gerekirse cezaevine girelim Şimdiden değişiklik? ilan ediyorum. Şimdi burada şunu yapmak lazım, ya bundan niye kaçıyoruz biz? Köpekleri toplamam mı diyorsunuz? Hayır köpekleri topluyoruz zaten. Öldürüleceksiniz yok ki bu kanunda. Ya olmaz mı? Yani siz yorumluyorsunuz Olur ama. Olur mu? Kamu güvenliğini tehdit diye bir ibare var burada. Sayın Her Başkan, yere çekebilirsin. Müsaade kimse edin. bir veterinere sağlıklı köpeği öldürme talimatı veremez. Bir dakika müsaade Tabii edin. De, Şimdi bakın buralarla ilgili az önce söylendi. Avrupa Birliği'nden işte bahsettiğiniz ülkelere büyük fonlar aktarılıyor denildi. Türkiye'de belediyelere bununla ilgili ekstra bir fon aktarılmıyor ki. Özel idarelere ekstra bir fon aktarılmıyor ki. Tarım il müdürlükleri bu işin bir tarafından girmiyor ki. Bizim önerimiz başından beri şuydu sorsalardı. Bu işi kısırlaştırmayla çözebiliriz. Belediyelere ek Tabii. kaynak verin bir. Tarım il müdürlüğü bu işin içine girsin. O da kısırlaştırma merkezi kursun. Bu kısırlaştırmaları yapsın. Özel idareler il belediyelerinde, il, illerin bulunduğu yerdeki özel idare teşkilatları Aynı şekilde bu kısırlaşma merkezlerini kursun. Emin olun bütün bunlar yapılsa köke, köpek popülasyonu 3 yıl içerisinde Türkiye'de yarıya düşer. 5 yıl içerisinde de beşte birine düşer. Bakın Çorum'da Açık bir örnek var. Siz görmüş müydünüz Çorum Belediye Başkanı'nın hayata geçirdiği valilikle birlikte bir örnek var. Çorum Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği belki Türkiye'nin dönüp o belediyenin ne yaptığına bir bakması lazım. Çünkü doğal yaşam alanları oluşturuyorlar. Beslenme de de yerleri, köpek kulübeleri, veteriner noktaları, hızla kısırlaştırdıkları, canları da sokağa bırakmamaya dönük bir. Hayır, e, şu an çaba var. yürürlükte olan bu yasayı demiyorum. Yürürlükte olan yasa ne diyor biliyor musunuz? Hayvanı alacaksınız, kısırlaştıracaksınız. En fazla 3 gün rehabilitasyon merkezinde tutabilirsiniz. Sonra aldığınız yere bırakacaksınız. Şimdi biz aldığımız yere de bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Şehrin dış çeperlerine bırakıyoruz. Ama hayvanseverlerimiz şehrin belli noktalarında, parklarda falan beslenme noktaları oluşturduğu için hı hı. bu hayvanlar şehir merkezine geliyorlar ve sosyalleşmek istiyorlar. Bunların binde birdir içinde gerçekten insanlara tehlike arz eden, karınları da toksan. Bunlar daha ziyade çocuklarla oynamak istiyorlar. Çocuk kaçınca bu da bunu oyun zannediyor, peşinden koşuyor. Şöyle evet, diyor, tehlikeli bakayım, çorum, olanlar çorum var. Çorum belediye başkanı şöyle tam belki sizin için de bilmiyorum yorumlarsınız. Ee, birliğin başkanı vali Çorum Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği bütün ilçe belediyelerini kapsıyor. Cumhurbaşkanı da bu birliği onaylamış. Kısırlaştırmalara önem verdik diyor Sayın e, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın. Birliğin geliri de bir önceki yılın kesin hesabındaki belediye gelirlerinin binde beşi bütün ilçe belediyelerini de kapsıyor diyor. Bakın bu güzel bir öneri. Keşke Halil İbrahim Taşkın beyefendiyi meclise çağırıp dinleselerdi. Keşke. Birçok bölgede vardır. Yani birçok ilde vardır. Sulama ile ilgili vardır birlikler. Katı atığın ber tarafıyla, çöpün ber tarafıyla ilgili birlikler vardır. Ama bu konuda birlik falan yok. Bütün yük belediyenin omuzlarına bırakılmış. Birçok belediye zaten şu anda imkansızlık içerisinde. Çok şükür bizim merkezimiz var. Geliştiriyoruz. Evet. Sokak hayvanı sayısı, kişi başına düşen ee, insanla kıyaslandığında en düşük olan şehirlerden bir tanesi ama bunu çözmenin tek yolu kısırlaştırma sayısını arttırmak. Belçika 100 yıl önce başlamış kısırlaştırma'yı. 100 yıl önce başlamış, bugün bu sorunu tartışmıyor. O zaman itilafı da gerek de, kalmıyor. Bizim de, ya orada çok tehlikeli bir madde var, kamu güvenliği açısından diyor. Sizin o ne bahsettiğiniz madde hacı yakışıklığına da itiraz başkanı. ettiği nokta. Onu Şunu dinleyelim. söyleyeyim. Buyurun. Hiçbir belediye başkanı o kanun teklifinde bulunan kamu güvenliği Gerekçesiyle ben bu hayvanları ittaf ettim ki bunda da etmek, öldürmek. Önceden belediye meclislerinde faaliyet raporlarında okunurdu. Şu kadar köpek ittaf edildi. Köpekçi Bayram diye bir adam vardı. Lakap bu. 1500 tane hayvanı vuruyordu her yıl.